Allah'ım, bunlar da tam enayi kardeşim ya. Ben geleceğim diye arabayı saklamışlar da gittim yeğenime birazcık rüşvet verdim arkadaşlar. Onu birazcık çikolatayla ve cipsle kandırdım. Soruyorum herkese, diyorum benim dayımın arabayı nereye koydunuz? Bana diyorlar ki şu anda arabası tamirde, bakımda. İşte arıza yapmışmış da sanayide bırakmışlarmış. İnandım ya sana. Ben de gittim yeğenime cips aldım, çikolata aldım. Birazcık onunla oyun oynadım kardeşim. O da bana söyledi gerçeği. Arabanın anahtarları cebimde, arabada anda burada kardeşim. Evin arasına saklamışlar. Bir de benim korktuğum evin arkasına saklamışlar ki gelip bulamayayım diye. Köyün arabası burada. E arabayı kaçırmak da bize düşer. Kaçırmışken de ufaktan bir modifiye yapalım da bari gönülleri olsun kardeşim şöyle mekanımıza. Bu arada arkadaşlar modları ets2.lt sitesinden indiriyorum. Haritayı ise RoExtended'ın sitesinden indirmiş bulunmaktayım. Türkiye haritası. Aracımızı şöyle bir çalıştıralım. Ay maşallah sesi güzelmiş aracımızın şöyle. Camlarımızı da birazcık açalım abi. Hava çünkü bayağı bir sıcak. Yanıyoruz, yanıyoruz. Karneleri aldık, çıktık geldik köylere kardeşim. Tabii benim alacak bir karnem yok bu sene. Benim okul bitti arkadaşlar. Ne okudun derseniz de otomotiv teknolojisi okumuştum. Eski videolardan izleyenler varsa zaten bilenler biliyordur da, bilmeyenler için tekrardan bir söyleyeyim dedim. Köy yollarına böyle geldik. Hatta evin önünden bir ses sistemini açıp öyle geçelim de kimden araba sakladıklarını bir anlasınlar. Şöyle bir ses verelim karşıma, haydi. Sizden araba saklamayacaktınız lan kardeş. Çocuk mu kandırıyorsunuz burada? Bak yeğenimi kandırırlar araba yok diye, ama ona gerçeği söylemişler enayiler. Benim yeğenim de öyle şakalara gelmez. Bir cipsi size gerçeği söyler. İnşallah gerçekten yabancılara yapmıyordur. Hadi ben dayısıyım onun. Yolda yolakta her gördüğü insan her şeyini anlatırsa sıkıntı olur bir cips karşılığında. Bizim aileyi satmasın. Şimdi geliyor bizi bundan sonra şeyler kovalıyor polisler. Ehliyetsiz araba kullanıyor musunuz hayırdır birader diye. Zamanında yapmadık mı? Yaptık, onu da yaptık. Ehliyetsiz bizim buralarda araba kullanmışlığım da oldu yani. Öğrenene kadar ehliyetsiz kullanmak zorundayım sonuçta değil mi? Zamanında sürücü kursu yoktu, yoktu. Biz yaptık, siz yapmayın kardeş. Ondan dolayı böyle yaptık. Ya bakmayın şimdi, ehliyetsiz araba kullandım dedim diye her gün çıkıp ehliyetsiz araba kullanıyorum sanmayın. Çünkü bizim arabamız, ben ehliyet almaya yakın oldu arkadaşlar. Yani onun öncesinde bizim arabamız hiç olmamıştı. Küçüklükten beri de hayalimdir yani araba almak. Büyüdükten sonra nasip oldu kardeşim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Demek ki hayırlısı buymuş, vardır bununla da bir hayır. Ben bugün yine konuşamıyorum. Videoda o konuşamadığım yerleri keseceğim, kesmesine de yani. Dilim tutuluyor kardeşim, niye böyle oluyor ya? Sizde de oluyor mu arkadaşlar? Ulan yanlayan Megan yapmışlar, ananı avradını, bayağı yanlıyor lan. Oğlum Megan'la da yanlamadık demeyiz lan. Ay kim mi daha iyi, bak buradan böyle bir geçeceksin. İşte bu be. Megan'ın hakkını öğrenler de bugün kardeşim ya. Şuradan bir makasa daha girer miyiz? Hop. Galiba birazcık range'e girdik kardeşim. Adamın yolunu çevirdik. Ulan yanlıyor, yanlıyor lan. Daha fazla action yaşamadan anasını. Burada yol mu verilir böyle? Ulan otoban bitişinde verdikleri yola bak ya. Resmen bana kaza yaptırmak için her şeyi yapıyorlar. Şu tamirhanemize de bir girelim. El frenini çektik, öyle giriyoruz kardeşim tamirhaneye. Ver yanı Megan. Böyle gelişmeli zibidi köpek. Lan işine bak. Şimdi şuradan aracımızı farlarına birazcık karartma yapalım. Izgaralarımıza böyle ufak detaylar katalım. Logomuzu karartalım. Etiketlerden takalım abi. Gördüğünüz gibi şuraya maşallah yazdık. Tampona piyano bilek detaylar katalım. Aşağıya piyano bilek ek takalım. Şimdi gelelim jantlara kardeşler. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Megan'a bir Bentley jantı yapıştıralım. Bana sorarsanız en güzel Megan Ares jantı, ama daha önceden de onları yaptırdığım için şimdi yapmak istemedim. Şöyle bir piyano bilek detay daha katıyorum. Kapı kollarına piyano bilek yapıyorum. Aynayı piyano bilek yapıyorum. Arka tarafa piyano bilek çıta takıyorum. Piyano bilek siyah takıyorum. Egzozumuzu da yapıştırdık mı araba tamamdır kardeş. Basık mekanikimiz hazır. İsterseniz direksiyonunu da değiştirebilirsiniz ama ben değiştirmekten yana değilim. Yani direksiyonu böyle paramız yetmedi, Ferrari direksiyonu aldık, kalan takmak istemiyorum yani. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın, Ferrari direksiyonu bizim kalitemizi düşürür. Ferrari'yi alabilecek potansiyelimiz olduğu için gidip direksiyonlarıyla kendimizi avutmayalım diye ben direksiyonunu almak istemedim. Yoksa bizi bilen bilir, böyle canımız istediğim bir tak gider Ferrari alırız. Hatta istiyorsanız yorumlara yazın, ilerleyen videolardan birinde bir tane Ferrari de ayarlamaya çalışırım size. Hani bizim galeride bolca vardı, işte satıyoruz kardeşim onları yani. Ondan dolayı alıp gezmeye çıkamıyorum. Yoksa bizi bilen bilir, bilmeyenler de öğrenir. Şöyle müziklerimizi verelim, açalım müziklerimizi, hadi bakayım. Yar yar yaran ey, yar yar yaran ey. Buralar bizim mekan, işte bizim Megan.
Arkadaşlar burada modifiyeli bir kardeşimiz çevrilmiş yine gördüğünüz gibi. Ya modifiye suç değil, yaşam tarzı lan. Bir de helikopterle falan çevirmişler. Helikopterleri niye çağırıyorsunuz ya? Ne yapıyor bu modifiyeli arabalar size? Ben anlamıyorum ki kardeşim, bu kadar düşmansınız onlara ya. Yazık günah kardeşim, biz de modifiyeliyiz şu anda. Gördüğünüz gibi 10 numara bir meganımız var altımızda. Bunlar burada bekliyor, biz sağdan gelip önlerine geçiyoruz. Biraz daha terse girelim kardeşim, hadi bakayım. Hadi döndür baba. Polise çarptık, kaç kaç. Polise çarpmak bu devirde yürek ister. Bizde de o yürek var, ay anasını. Burada bir polis daha var. Onların önünden kaçıyoruz kardeşim gördüğünüz gibi. Az önce modifiyeli arabaların ne zararı var demiştim. Şimdi gidiyorum, modifiyeli arabayla yapmadığım pislik kalmıyor. Geçen gün arabaya bir sibop kapı aldım arkadaşlar. Hikayede paylaştım, belki görenleriniz vardır, Instagram'ı takip edenler varsa. Herkes gelmiş demiş ki kardeşim araba çok kirli, arabanı yıkat. Biz bu arabayı yıkatmıyorsak sebebi vardır kardeşim. Yıkatınca kuşlar geliyor arabanın üzerine. Araba parlıyor herhalde. Yukarıdan bakıyor, parlak parlak gözünü alıyor. Tak üzerine bırakıyor ki gözünü almasın. Bir de çok nazara geliyor kardeşim. Bizim araba fazla nazara geliyor. Ondan dolayı kirli kalması da bir yandan iyidir. O sibop kapaklarını çalacağım diyenler de olmuş. Bak kardeşim, sizden çalan olursa bana hemen haber versin, Instagram'dan gelsin, buluşalım. Sen nereye gidiyorsun dayı? Lan ne yapıyorsun? Oha, adam genişten aldı lan. Vallahi helal olsun ETS2 yapay zekasına bak. Adam genişten aldı, dönüyor. Buraya niye kimse gitmiyor acaba? Bahim şöyle. Vay anasını. Arkadaşlar, insanlar buraya boşuna girmemezlik etmiyormuş. Bir mal bizmişiz buraya gelen. Köy taraflarını bilmiyoruz. Burada köprü yarık kardeşim. Az kalsın aşağı uçacaktık ya. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Adamların bir bildiği varmış da böyle geliyormuş. Bu arada hadi ben işin şakasındayım. Onu yazanlar arasında şaka yapanlar da var. Tamam okey. Ama bazıları dikkatimi çekti arkadaşlar. Gerçekten böyle sibop kapaklarını çalıp bisikletlerine takanlar varmış. Yapmayın. Kul hakkına girmeyin. Bakın şu anda belki küçüğüz. Hani eğlenceli geliyor, zevkli geliyor böyle şeyler ama ilerleyen zamanlarda gerçekten bu ufak hırsızlıklar büyük hırsızlıklara dönüşebilir. Büyük kulaklarına dönüşebilir. Yarın öbür gün sizin yaptığınız sizin başınıza da gelebilir. Bundan dolayı yapmayın yani. Benden söylemesi. Arabanın sibop kapağını alıp kendi bisiklet lastiğine, motor lastiğine takmak, evine süs olarak almak falan, bunlar yanlış şeyler. Ben hem dini açıdan hem de ahlaki açıdan kesinlikle önermiyorum. Doğru değil yani. Arkadaşınız, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak size bunu söylemek benim bir borcum gibi hissediyorum lan. Bu ne, yollarda bozuk bozuk kardeşim, basamıyoruz ya. Altımızda Megane var, 190 yapıyor, biz yapamıyoruz ya. Neyse, bozuk yol bozuk yol dinlemem vallahi kardeşim. Bana yalan söylemeyeceklerdi. Yanlaya yanlaya buralarda gitmesini de biliriz. Bozuk yol affetmem ananı, adamlara da affetmem. Bu arada başıma gelen komik bir olayı da size paylaşmak istiyorum. Geçen gün CSGO oynuyoruz kuzenimle beraber. Adamın bir tanesi Ankaralı. Mamaklıyız kardeş. Repliği var ya, şu anda o repliği koymuşumdur zaten. Biz Mamaklıyız kardeş. Adama bunu söyledim. Ooo mama neresindesin falan yaptı. Merkez falan diye bir şeyler salladım işte böyle. Ondan sonra oyunun içinde ben bu adamı kışkırtmaya başladım. Oynarken bir anda kafasına sıkıyorum falan. Adam iyice kışkırdı, bana kafayı taktı. Oğlum dedi, ben seni Mamak'ta bulacağım falan yaptı. Sonra Instagram'a girdi. Dedi ki, anda 34 plakasın, buldum seni. Instagram'dan arabanın resimlerine bakıyor falan. Fibersan tuning'e falan da geliyorsun. Ha, seni şimdi yaktım, sanayide yakalayacağım seni falan. Artık beni mi korkutmaya çalışıyor? Cidden kafayı taktı da beni arayacak mı bilmiyorum ama yani adam İstanbul'a kadar da gelebilir. Eğer yarın öbür gün bana bir şey olursa bu CSGO'daki beni tehdit eden abi yüzünden olmuştur. Allahu Ekber. Bunu da böyle buraya söyleyeyim. Bir şey olursa ihbarı öyle verirsiniz, tamam mı? Tehditler almıştır. Bundan dolayı da onu böyle kaçırdılar gibisinden bir şeyler söylersiniz. Artık kaçırır mı? Adam gelip direkt beni vurur mu? Orasını bilemiyorum. Ya açıkçası çok doğrumda değil. Bir oyun yüzünden gidip birisini öldürecek kadar ruh hastasıysa gideyim ben onu gerçekten polise ihbar edeyim yani. Bizim köyde gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kastamonu yine Bolu. Lan burada niye Fener logosu var oğlum? Lan Galatasaray şampiyonu. Allah! Şampiyon biz oluyoruz diyorlar. Fener logosunu koyuyorlar kardeşim. Ayıptır, günahtır ya. Köyüme yakıştıramadım arkadaşlar ya. Şöyle şurada bir yerde aracımızı çekelim de gidelim gezelim köyümüzün güzelliklerini. Kastamonu'luyuk lan, Kastamonu'lu kardeş. Hem de ayıyım kardeşim. Taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Ona göre aracımızı şöyle bırakayım. Pıstırayım iyice arkadaşlar şunu da. Oo, sıfır, yere sıfır. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Varsa video fikirleriniz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ama konularıyla birlikte belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 다 benden size ufak bir şov olsun. Normalde sıfır kamerasından makas deneyecektim. Ana ana yol bitti la.
Araba nereye gitti la? Unutmak öyle kolay mı sandın?